Annen şu anda halkın sesi, Esra Erol programındaki halkın sesi. Değil mi? Annene Allah rızası için bir botoks yapalım diyor. Değil mi? Okay. Değil mi? Senin gibi güzel bir genç kız. Yapsa şöyle olsun. Heh, yap. Şimdi annen depresyondaymış senden ötürü. Şimdi bu kızın geçmeyen bir geniz akıntısı var. Bu geniz akıntısı nereye gidiyor? Kulak. Birisi kulak. İki. Hadi yap. Söyle. Akciğere. Bir kısmı akciğere gidiyor. Nereye daha gidiyor? Baba. Mideye varsa. Evet, mideye gidiyor. Evet, bak ailecek tüm soruları biliyorsunuz. Dolayısıyla geniz akıntısı ister istemez akciğere giden kısmı, akciğer de aynı salgıyı yapıyor. O yüzden böyle bir spazm ediyordu, bronkospazm. Dolayısıyla çocukta bir öksürük refleksi ortaya çıkıyor. Aynı mukoz olduğu için o bütün epitel aynı. Yani aynı hala örtüsüyle kaplı. Bizim burnumuz, boğazımız, genizimiz, akciğerlerimiz. Dolayısıyla orası da o salgıyı yapıyor ama bir kısmı da akciğerlere gidiyor, öksürtüyor. İki, bir kısmı ses tellerinin arasından geçtiği için tabii nefes borusuna giderken seste kalınlaşma yapıyor, kısılma yapabiliyor. Bir kısmı da yemek borusundan mideye gidiyor. O yüzden o da böyle iştahsızlık, halsizlik yapabiliyor. Ya da böyle çocuklar işte böyle beslenmeyle ilgili ıvırt zıvırt şeyler yapıyor ama gayet beslenmesi iyi. Ve östaki kanalı da kapandığı için kulaklı sıvı da birikiyor. Zaten ne kullanıyorsunuz? Singulair'i kullanıyorsun, Zyrtec kullanıyorsun, öksürük için Corte'yi kullanıyorsun. Şimdi bu tür çocuklar zaten öksürdükleri için zaten geniz akıntısından dolayı sekonder reflü de olur. Reflü olduğu için böyle değil çocuğumuz. Böyle olduğu için de reflü oluyor. İkinci reflü ortaya çıkıyor. O yüzden ancak reflüsünün azalması için asla herhangi bir mide ilacı, antasit kullanmasına gerek yok. Gaviscon mekaniktir. Gaviscon ilaç gibi düşünmeyin, mekaniktir. Ama mide bağırsak florası düzelmesi için mutlaka ve mutlaka probiyotik vermek gerekir. Çok önemli ve akşamları yemek yiyip yatmamak gerekir. Yatmadan önce yemek yiyip yatmak, özellikle karbonhidrat, bisküvit, bilmem ne, cips, ıvır zıvır yiyip yatmak, süt içip yatmak yok, son derece zararlı. Zaten senin gibi çocuklara süt ve süt ürünleri de zararlı. Öyle süt ve süt ürünlerini de çok fazla kullanmaması lazım. Kullanacaksa keçi sütü falan kullanın yani. Keçi peyniri, keçi sütü çok önemli. O yüzden reflüs için ekstra bir ilaca gerek yok. Mide bağırsak florası ve o sistemin düzelmesi için en iyi şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Ne? Kereviz sapı suyu. Ya can içiyor vallahi bir saniye, sen de iç. Bak gerçekten çok işe yarıyor. Bütün mide bağırsakları rahatlatıyor. Şimdi bu kuzucuğun çok büyük bir geniz eti yok. Bu kuzucuğun çok büyük bir bademcik problemi yok. Ben bu çocuğun geniz etini alsam da, var olan, normalden büyük olan, bir tık büyük olan geniz etini alsam da bu çocuğun burun akıntısı geçmeyecek. Bu çocuğun geniz akıntısı tamamen geçmeyecek. Azalacak ama geçmeyecek. Yine bu kullanmış olduğunuz ilaçları kullanacaksınız. Dolayısıyla cerrahi müdahale yapmamızı gerektirir bir durum yok. Sadece kulakları bizim için belirleyici. Kulaklarında hafif miktarda sıvı birikmesi var ve onu takip ediyoruz şu anda. Eğer kulaklarındaki sıvı ileri düzeye geçerse, kulak zarında hafif dereceli bir çökme yaparsa, o zaman tüp takmak gerekirse, o zaman geniz etini almak gerekir ki bu kuzucukta bunun olma ihtimali %1, %2. Çünkü düzenli takipler, düzenli ilaçlar, annesi zaten tıp fakültesi 4. sınıf terk. Değil mi? Yani bir sene daha okursa aile kim olur anneye yani. Her şeye hakim. O yüzden yapmış olduğum, uygulamış olduğum tedavi doğru tedavi, ekstra bir şeye gerek yok. Panik olacak bir durum yok. Gerçekten çank arasında burnu sürekli akıyor, genizi sürekli akıyor. Arada onu veriyorum, bunu veriyorum. Ben kendi çocuğuma vermiş olduğum şeyleri size önersem, bu çok doktor ne diyor dersin yani. O derece. Arada Sudafed veriyorum, arada Zyrtec veriyorum, arada Aferin veriyorum, onu veriyorum, bunu veriyorum. Annesi de bitkilerle tedavi ettiğini zannediyor ama aslında, duymasın bunu kimse, aslında benim arada çaktırmadan verdiğim şeyler kesiyor yani. Okla çöp de olacak şey değil bu. Ama gerçekten bir çocuğun ya da bir erişkinin bağırsak florası ne kadar sağlıklıysa immün sistemi o kadar kuvvetli olur. Paketli içecekler, yiyeceklerden ne kadar uzak durursa, mide bağırsak florasını düzenleyen bazı şeyler var. Gir mesela Google'a yaz. Tamam mı? Öksürük böyle. Çünkü sekresyonla dolu. Ama bu zatüre değil, pnömoni değil, bronşit değil. O vermiş olduğumuz ilaçlar da ileride astım olmasını engellemek için zaten. Yani bronkospazm olmasın diye. Okey? Var mı? Farklı ses olarak sorun var mı? Yok. Çok beyaz kalsın. O da mıdır?
Ya bir hemogram yaptırdı ya. Ne zaman yapıldı en son? Ya biyolabda çok güzel alıyorlar. Bir yaptırın yani bir hemogram. Hı. Şimdi kansız mı acaba dedi anne? Bembeyaz ya. Bakayım. Hemoglobini 10.2. Ya adam bir kadın. Gözüne bakar anlarız böyle. Ya tabii ki. Şimdi bak alerjik çocuklar zaten soluk benizlidir. Gri tenlidir. Hafif böyle mor gözaklıdır. Evet. Evet. Onu zaten yaptıracağız. Annen sürekli sana beyaz diyor da kendisi acaba çok mu renkli? Bir bakar mısın ya? Allah'ım yarabbim.